Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. <laughs> takip evet, TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Geçmiş olsun mu demek lazım evvela? Yoksa Allah'tan Artık bizim sonra yargı araştırmacı gazeteci değil, sabıkalı gazeteci demen lazım. Evvelki sabıkalarımız da vardı ama e, bir tane de aktüelleştirmiş olduk. Hem de daha evvelden yani iki yıllık bir hapis cezası vesaire değmeden aldığımız olmuştu ama hemen hemen aldığımız cezaların en üst sınırda olanı belki de bu. 20 ay hapis cezası. Yani o zihniyetin DGM'sinden aldığımız ceza 2 yıla kadar çıkan bu zihniyetinde mahkemesinden aldığımız cezadan daha azdı evet. demek diye giriş yapmak lazım Ali Aliysan Karasanoğlu 20 ay hapis cezasına çarptırıldı biz böyle gülüyoruz ama aslında ağlanacak halimize gülüyoruz yargı tırnak içerisinde onların deyimiyle AKP'nin elinde sarayın hakimleri savcısı deniyor ya geçen haftaki yazımdı geçen hafta yazımda dedim ki AK Parti hariç herkesin savcısı, hakimi var. Bir tek AK Parti'nin yok. İstemiyoruz da zaten. Yani onun yargısı bunun yargısı olmasın. Gerçekten bağımsız, tarafsız karar veren hakimler olsun. Gece ziyaret edildiğinde CHP'liler tarafından bütün ildeki sayımı durduran hakimler olmasın. Ama işte böyle karar verenler, böyle yargı mensupları da olmasın diyoruz. İster maalesef şey ki maalesef. Yani şimdi şöyle bir şey olur ben şahsi bir tartışma içerisine girmiş olurum. Şahsi bir tartışma içerisinde de birisine bir haksızlık yapmış olurum. Hakaret etmiş olurum. Herhangi bir suç işlemiş olurum. Ondan sonrasında da efendim işte AK Parti'nin yargısı üzerinden kendinize menfaat mi devşirmeye çalışıyorsunuz diye eleştirenler çıkabilir. Diyebilirler ki kendi şahsi derdini niçin AK Parti ile şunla bunla bir anlamda örtüştürmeye çalışıyorsun. Olay ne? Olay Mehmet Akif Hamza Çerlebi. Çebi. Çebi. E, 2010 yılında evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Bir günlüğüne olabilir, üç günlüğüne olabilir bilemem. Ve bu internet sitelerine sızıyor. İnternet sitelerinde bu haber oluyor. CHP'li bir milletvekili, gayri ahlaki bir hayat ve bu gayri ahlaki hayatı görüntüleyen bir haber bizim dışımızda internet sitesi olarak piyasadaki internet sitelerinde haber oluyor. Buraya kadar AK Parti'nin karşısında bir CHP'li milletvekili, AK Parti'ye sürekli eleştiri getiren bir milletvekili, bir muhalefet milletvekili, sürekli kamuoyu önünde söylediği, dillendirdiği hayatın dışında yaşadığı bir hayatı görüntüleyen bir fotoğraf. Kadın, namus vesaire diyorlar ya. Ama öbür taraftan... Evlilik... Vefa... Kadına vefa vesaire... Bir sürü şeyler söylüyorlar. Sonra geliyorlar... Böyle bir ilişki. Özel hayat diyor. Peki. 2015 yılına geliyoruz. O tarihte o... E, hanımefendinin sızdırdığını iddia ediyor internete. Onunla ilgili iddialar... Yargıya intikal ediyor. Ama sonrasında... Acar muhabirlerimiz... Sözcü Gazetesi'nin acar gazetecileri Ensar Vakfı'nda şu oldu Ensar Vakfı'ndaki akşam nöbetine kalan adamın bilmem kardeşi, amcası, dünürü, oğlu, kızı deyip 30 tane haberi bir haberden üretenler ben bu dava sebebiyle 3 gündür arşivde tarama yapıyorum. 2010 yılındaki o bayanın hakkında açılan davanın sonucu hiçbir gazetede, hiçbir internet sitesinde çıkmamış. Akif Hamza Çebi de çıkıp bana bu kumpası kuran, evet benim de bir kişisel zaafım oldu, onu kendisi söylüyor. Kişisel zaafımı kullanarak bu kadın bana kumpas kurdu diyor. Evet beni çay içmeye, kahve içmeye çağırdı. Ben de evine gittim. Evine gittiğinde de yalnızmış vesaire. Gerisini anlatmayalım. Şimdi Hamza Çebi niçin acaba bu davanın sonucu ne oldu? Kamuoyuna açıklamaz. Şikayet etti. Kumpas kurulmuştu kendisine. Açıklamadı. 2015 yılına geldik. 2015 yılında Fuat Avni Hamza Çebi ile yazıştığına dair iddialar internette, medya organlarında haberleştirilince Yeni Gazetemizde bağlantılı olan ama sorumluları farklı olan, kanunu farklı olan, yargılama usulü farklı olan, herhangi bir ihlal olduğunda yargılayacak mahkemenin, hakimin, savcısının farklı olduğu bir yeni akit komitere bir haber çıkmış. Fuat Avnil acaba Hamza Çebi'yi şantaj kasetiyle mi acaba ele geçirdi? bir soru işareti. Gazetecilerin yapması gereken bir sorgulama. 2010 yılında bir kaset var. Hamza Çebi'nin siyasi iktidar aleyhine yaptığı açıklamalar var. Bu aleyhte yapılan açıklamalarda sürekli FETÖ'nün hazırladığı o kumpas dosyaların malzemeleri kullanılıyor. Yeni Akit Komtere'de de bir haber yapılıyor. Ki o haberin de kaynağı aslında daha evvelden haberi hazırlayan Sabah Gazetesi'nin internet sitesi. Şimdi gelin olaya. Hamza Çebi diyor ki benim özel hayatım gizliliği ihlal edilmiştir. Benim özel hayatım var. İstediğim kadınla yatarım size ne ya kardeşim diyor. Türk Ceza Kanunu bunu koruyor diyor. Mahrem hayattır bu diyor. Ben evlilik dışı bir ilişki yaşayabilirim. Siz buna haber görüntüsünü kullanamazsınız diyor. Ve sabah gazetesi de dahil olmak üzere Akiti de suçlayarak bir suç duyurusu yapıyor. Arkasından Yeni Akit Komter'inin sorumlusunu tespit etmeleri gerekirken İstanbul Emniyeti'nde o tarihteki Polis memurları oturuyorlar kimdir acaba sorumlu diye bilgisayara bakıyorlar bilgisayarda oraya giriyorlar buraya giriyorlar bir bakıyorlar Akit Gazetesi sorumlu müdürü Ali Karasanoğlu buldum diyor arşimet gibi koşa koşa hemen yazıyor. Ali Karasanoğlu bu haberin sorumlusu ne alakası var ya benim hiç haberim bile yok o internet sitesinde yapılan o haberden. Diğerlerini tabii takip ediyoruz. İki saat, üç saat sonrasında tabii ki sitede hangi haberler var diye takip ediyoruz. Ama haber hazırlanırken bir arkadaşımız, bir mavi arkadaşımız kendi inisiyatifiyle haberi hazırlayıp siteye koyabiliyor. Ve sorumlusu da normal ceza hukuku anlamında 5651 sayılı internet yoluyla işlenen suçlar hakkındaki kanun gereği haberi kim hazırladıysa odur sorumlusu. Ama emniyetin bu raporu çerçevesinde Bakırköy savcılığındaki bir bizim için malum bir savcı da o tarih itibariyle henüz daha evet kendisi FETÖ'cülükten atılmadı ama FETÖ'cü isimlere de kısmen yakın duran bir savcı hemen suç duyurusunu iddianameye çeviriyor ve sonuçta da benim hakkımda cezalandırma talep ediliyor. Biz mahkemeye bakın dosyaya bakın. Bu hale gelmiş. Bu bir tane olay. Hamza Çebi'nin özel hayatına ilişkin diye takdim edilen bir fotoğrafının eşliğinde bir haber çalışması yapılmış. Bunun içi iştihat dolu. Yargıta iştihatları dolayı dolu. Kamuya mal olmuş kişiler, milletvekilleri, siyasetçilerin özel hayatı dardır. Ahime kadar gitmiş kararlar bunlar. Yani yoldan geçen bir e, arabanın şoförüyle bir milletvekili aynı değildir. Bir bakkal Ahmet amcanın, Mehmet amcanın, Osman amcanın özel hayatıyla bir milletvekilinin ülkeyi yöneteceğim diye iddia içinde olan bir ana muhalefet partisinin ileride Maliye Bakanı yapmayı düşündüğü bir kişinin özel hayatı aynı değildir. Dolayısıyla bu iştahatları da mahkemeye sunduk. İlaveten Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürüyüm ben. Evet gazetede çıkan her haberden ben eser sahibini açıklamakla mükellefim. Buna dair olarak da 5187 sayılı kanun var. Hükümleri var. Ama bir de internet yoluyla işlenen suçlar var. O bambaşka bir derya. 5651 sayılı kanun düzenliyor. 5187 sayılı kanunda şu gazetede çıkan her haber için ben kanun gereği iki asiye ceza hakiminde yargılanmam zorunlu. Ama internet yoluyla işlenen suçlarda sanıklar Genel Asya Ceza Mahkemesi'nin önünde bir de de yargılanabilir, 20'de de, 30'da da hangisine düşerse. Ve yargılama usulü basın kanununa göre hızlandırılmıştır, öbürsü normal klasik usule tabidir. Onlarca farklı uygulaması var. Onlarca farklı madde farklılıkları var. Buna rağmen 28. Asya Ceza Mahkemesi Bakırköy'de tuttu. Bundan bir sene kadar önce hem de pandemi döneminde. Pandemi döneminde tuttu. İleriki bir tarihe Eylül ayına duruşma verilmiş. Biz Eylül ayındaki duruşmayı beklerken bir baktık Haziran ayında kendi kendine duruşma açmış. Demiş ki sanık gelmedi bilmem kim gelmedi. Verdim cezayı gitti. Aynı cezayı veriyor hükmün açıklanmasının ertelenmesini yaptım diyor. Hadi güle güle diyor. Nasıl? Hiçbir ihtarda bulunmadan? Daha evvelden duruşmalar yapmadan... yapılırken pandemi sebebiyle erteleniyor tamam. duruşma. Bize tebligat yapıp şu gün duruşmanız var deniliyor Eylül ayında sonra kendi kendine diyor ki ya bu dosyada Eylül'ü falan beklemeye gerek yok. Biz hızlı hakimiz. Biz de olaya vakıfız. Bu, bu işin savunma yapsa gel, gelip yapsa ne yapacak ki? ben veririm cezayı gitsin anlatsın derdini Marco Paşa'ya. Bunlar ne zaman oluyor? Bunlar AK Parti iktidarında AK Parti'nin yağcısı diye suçladıkları bana CHP'li milletvekilinin şikayeti üzerine İstanbul'un göbeğindeki bir hakime hanım yapıyor. Şahsı önemli değil. Atmosfer önemli. Hava önemli. Rüzgar önemli. Kimler rüzgarı estiriyor görün. Bu ülkede CHP'liler rüzgarı estiriyor. Ezilenler hep muhafazakar insanlardır. Ya sizin haddinize mi? Cumhuriyet Gazetesi'nin bir yazarını, bir Eleştirme. sorumlu müdürünü siz duruşmayı öne çekip olmadığı bir duruşmada ceza vereceksiniz. Kimin haddine ya? Adama Hakkari'den öteye sürerler ya. Biz haber bile yapmadık. Haber bile yapmadım. Ya insanlık hali dedik. Olur böyle şeyler. Bir itiraz yazalım. Dört dörtlük yanlış bir karar zaten. Yazdık itirazımızı. Nitekim ağır ceza mahkemesi. Ya olmaz. Böyle yanlış bir şey olmaz. Saçma sapan şey yapmışsın ya. Olur mu böyle şey dedi. Kararı kaldırdı. Şimdi biz bekliyoruz ki hakim hanım daha sıhhatli bir değerlendirme yapsın bu dosyada. Daha güzel bir şekilde koyduğumuz iştahatları falan okusun. Geldik geldik, düne geldik. İştahatları tekrar tekrar sunduğumuz dosyada. Şimdi de aynı cezayı verdi. Bir evvelkinde hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar vermişti. Biz dedik ki hayır biz hükmün açıklanmasının ertelenmesini istemiyoruz. Biz zaten bu suçtan mahkum olamayız ki siz bizim cezamızı da erteleyesiniz. Tamam, peki dedi. O zaman ben hükmün açıklanmasının ertelenmesini yapmıyorum... Bir başka hukuki kavramdır o da ertelemeyi. O çünkü hakimin takdirinde olan bir şey. Bizim talep etmemize bağlı bir şey değil. Ben erteliyorum dedi gene aynı cezayı verdi. İşin e Türkçesi şu. Türkiye'de CHP Muhalefette olduğu ya. halde, sandıktan çıkamadığı halde, Ak Parti iktidarda olduğu halde, Ak Parti 20 yıldır, 19 yıldır iktidarda olduğu halde, Cumhurbaşkanının dudağının arasından çıkıyor yargıda yargıdaki kararlar denildiği halde, ben iddia ediyorum, 100 tane hakime şu dosyayı inceletin, 100 hakimden bir tanesi bile istediği kadar solcu olsun, istediği kadar Muhafazakar insan düşmanı olsun. Bir tanesi bile olaya vakıf olacak ama 5187 sayılı kanunun ne olduğunu bilecek. 5651 sayılı kanunun ne olmadığını ne olduğunu bilecek. Sorumlu müdürün kimden neden sorumlu olduğunu bilecek. İnternette cezai sorumluluğun kime ait olduğunu bilen 100 tane hakime sorun. İsterse ateist olsun isterse komünist olsun isterse aketin can düşmanı olsun. Ali Karahanoğlu beraat eder bu dosyadan der ama biz mahkum olduk. Dolayısıyla bir takım çevreler işte edebiyat yapıyorlar, rüzgar estiriyorlar, yargı şuruyeli böyle işte, i̇şte birebir somut örneği biz. Ali Bey geçen hafta Fatma Nur Altun ne diyorlar Fatma Nur Altuna? Diyor ki İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin. <laughs> ne diyor hakim? Diyor ki bu odak noktası olmamıştır bir. İkincisi Fatma Nur Altun bu tür şeylere karşı daha anlayışlı olmalıdır. Bu tür tepkilere karşı daha anlayışlı olmalıdır Ravza Kavakçı köpek diyorlar. Köpek demek suç değildir diyor. Gerekçesine bakın. Gerekçe nasıl hayali, nasıl uçmuşlar gerekçe yazarken. Gerekçe milletvekili olduğu için, bu da milletvekili. Hamza Çebi de milletvekili. Siz Ravza Kavakçı'ya, siz Fatma Nur Altun'a hakaret ediyorsunuz. Olmayan bir şeyi isnat ediyorsunuz. Alçakça köpeklik isnadında bulunuyorsunuz. Ben burada ben de değil benim bağlı olduğum internet sitesi aynı şirketin yayın hayatında olduğu yeniakit.com.tr içinde bir muhabir Hamza Çebi'nin yaptığı bir şeyi halka gösteriyor. Yapamazsın diyor, gösteremezsin, gizlemen lazım bunu, saklaman lazım, sansürlemen lazım, olur mu ya? CHP'li milletvekilinin sen fotoğrafını nasıl yayınlarsın bir kadınla diyor. Yalan mı? Değil. Hamza Çebi'ye bu iftiradır diyor mu? Demiyor. Git kadınla anlaş ya beni ne ilgilendirir? Kumpas diyor. Beni tuzağa düşürdü diyor. Şunu yaptı diyor. Bunu yaptı diyor. E tamam. Hep de bunlara denk geliyor kardeşim. CHP'liler. Bir tanesi Özgür Karabat. Çekmeköy'de bir kadın. E işte parti çalışmalarında tanıştık. Sonra beni tuzağa düşürdüler. Eve çağırdı vesaire. Aynı hikayeler. Birbirinin kopyası. He, CHP'lilere sürekli böyle kumpaslar kuruluyorsa CHP'li milletvekilleri de artık uyansın madem öyle. Bir kadın evine davet ettiği zaman ne iş ya? Gel partide görüşelim desin. E diyemiyorlarsa o zaman bıraksınlar da gazeteciler de haberini yapsın. Niye sansürlük yapıyorlar ki? Hayır onun da ötesinde Ali Bey. Siz buradaki tamamen teknik bir mevzu sorun. Şimdi siz internet sitesinin sorumlu yazı müdürü değilsiniz ki internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü olma sıfatıyla ceza yiyorsunuz. Hiçbir gazetede haber Hiçbir var mı? Dayanır. Yok. Sitede haber çıkmış. Üstelik başka bir yerden alınmış. Ondan sonra ama siz alakası olmadığınız bir bölümle alakalı ceza yiyorsunuz. Benim yani, haberim olmadan yapılmış bir haber. Şurada, ha, de, bakın, de, de de diyemem ben onu. Çünkü şunu, sorumlu müdürüm ben burada. Şunu Ali Bey. Ama sen bakın, internet şunu robota sitesinde... yükleyin. Robotun, bilgisayarın algoritmasına yükleyin şu kişilere şu sebepten şu sorumluluk vasfı varsa ceza verilir diye bir program yazın. Vallahi billahi o program bu adamlardan daha sağlıklı karar verecek. Dört dörtlük daha sağlıklı verir. İşte yani böyle şey oldu. Teklif ettik mahkemeye. Dedik ki: "Neye göre vereceksiniz siz? Neden dolayı veriyorsunuz? İnternetten." İnterneti düzenleyen kanun ne? 5651. Hiçbir şey yapamıyorsanız Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bütün kanunlar internette. Girin mevzuat.gov.tr'ye internet sitesinde bütün kanunlar var orada. İnternet yoluyla işlenen suçlar deyin size 5651 sayılı kanun çıkar. 5651 sayılı kanunu açın. Onun içinde arama yapın. Sorumluluk deyin. Bakın kime ait orada yazıyor. Ayrıca sen beni niçin sorumlu tutuyorsun? sorumlu müdür diye tutuyorsun gazetenin. Sorumlu müdür diye de bir arama yap. Bak bakalım 5651'de sorumlu müdür diye bir ifade var mı? Yok. E o zaman sen kanunda olmayan bir sıfatı kullanarak beni cezalandırmış oluyorsun. Dolayısıyla burada... Bu tam ne biliyor musunuz? Aklıma şu geliyor. Hani hem Akif Hamza Çebi'nin olayı, hem Fatma Nur Altun'un olayı, hem Ravza Kavakçı Hanım'ın olayı, hem de sizin olayınızı düşününce hani şu Halk TV'de İstanbul Baro Başkanı'nın katıldığı program var ya, Kime bunak dediler? Bunak demek suç mu? Değil. Peki ama bana dedi sana dedilerse suç. He. Sana dedilerse suç, ona dedilerse suç değil, bana dedilerse suç, şuna dedilerse suç değil. Tamamen böyle ilerliyor. Ben söylüyorum. 90'larda Seyfi Oktay'ı Mehmet Moğolta'yı nasıl bir kazık çakmışsa Türk yargısına, hala biz onun etrafında o şeyi sökmeye maalesef, çalışıyoruz. Maalesef, Yargıya maalesef. çakılan o çiviyi sökmeye çalışıyoruz. Sökemiyoruz. Maalesef. Ve onu sökmeye çalıştığınızda da hala şu söyleniyor. Siz affedersiniz iktidar yağcısı deniliyor. Ben işte iktidarın havuz medyası deniliyorum. O çiviyi sökmeye çalışanlar ya da sök, o çivinin durduğu yerde duranlara da oturanlara da şey deniyor. AKP'nin hakimleri, sarayın yargısı. İşte buyurun sarayın yargısı burada işte. Açıkça birine köpek diyor. Dün dün bir tanesi tweet atmıştı, ee, şu Ravza Kavakçı Hanım'a yönelik o köpek ifadesinden dolayı. Ben de o zaman şunu söylüyorum, madem köpek demek suç değil, bu kararı veren mahkeme e, hakimine Olmaz. de bunu, bunu diyorum. Ben. Hemen şey gelmiş, ee, dava açılmış. açar açar. Yani Mahkum dava açılmış. Mahkum, Mahkum olur. da olacak Allah muhtemelen. Olur, olur. Ya, düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar ulaşmaya çalışıyorlar. Tweet hesabını askıya almış. Yani artık korkudan karşı taraftaki. Yani bir milletvekiline köpek demek suç değil... Suç değil diyen hakime bu ifadeyi kullanmak suç. Heh, maalesef böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. ve bu ha, havliye... Kimse kimseye de köpek demesin zaten. Demesin. O da demesin, o da demesin, o da demesin. Yani biz zaten şunu şu ülkede... değiliz. Ya biz CHP'lilere söyleyelim ama CHP'liler bize söylemesin. Ama tam tersi oluyor. Yani tam tersi şu oluyor. Benim bunak demem suç değil. Bana bunak denmesi suç oluyor işte. Yani kimse kimseye köpek diyemez. Bir hakime Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç kimse köpek dememeli, diyememeli. Ama o hakim de kalkıp bir milletvekiline ya da bir sıradan vatandaşa bir başkasının köpek demesini de kararının gerekçesine de şunu yazmamalı. Bu aslında köpeğe hakarettir. Diyerek de katmerlememeli. Maalesef Türkiye'de hukuk Merkez. böyle işliyor işte, Merkez. böyle işliyor, böyle yürüyor. Şimdi. E, Sözcü Gazetesi'nin 10. sayfası. Bakın o kafa nasıl işliyor? Onları verelim de sonra ana gündeme dönelim. Anadolu Ajansı'nda görev değişimi yapıldı biliyorsunuz. Evet. Ee, Şenol Kazancı e, gitti yerine. E, kim geldi? Serdar Karagöz e, geldi. Ve e, Şenol Kazancı geldiğinde Anadolu Ajansı'nın başına e, haber şu Kartal İHL'den Bilal Erdoğan'ın arkadaşı. Evet aynı devre bile değiller. Siz Fatih İmam Hatip mezunsunuz. Ben de Fatih İmam Hatip mezunuyum. Şimdi Murat Alan, e, Ali İhsan Karahasanoğlu'nun arkadaşı mı oluyor? Hı. Hayır. Aynı devrede. Aynı okulda farklı yıllarda okumuş ya da mezun olmuş insanlar oluyor. Ama hemen Bilal Erdoğan'ın arkadaşı sıfatı. Robert Kolej'den olduğu zaman yalnız hiç... Yok o zaman o Robert şey Kolej'den arkadaş... O zaman büyük locanın bilmem ne başkanının evet. arkadaşı olmuyor. Tabii. Yani o öyle ayrılıyor. Daha Ama... sahil lisesi olur, St. Joseph olur Tabii. vesaire vesaire. Orada gayet güzel böyle överek, şakşaklayarak haberleştirilir. Şimdi... Kartal İHL'den. E peki Kartal İHL'den sonra bitirmiş mi <laughs> bu eğitimini bu arada? Şimdi. Yani sonrasında yüksek okul falan okumamış yok. mı? İmam Hatip'te ki? kalmış. İmam Hatip'i söylüyorsun da diğerlerini söylüyorsun. E... Ben şunu da tabii ben hiçbir zaman için İmam Hatip'e gittiğimden dolayı bir ezikli Hayır utanılacak girmiş, bir şey değil. Ali değildim. Bey de iyi de üniversite mukayese edildiğinde de Hayır üniversiteyle katlığı. üniversiteyle mukayese edildiğinde de bir fark olması lazım. Biz ne yazarız dip şeylerimize, e, CV'lerimize en son bitirdiğimiz yeri falanca üniversitesi mezun. Niye? O üniversite o ihtisastan mezun olmuşuzdur ki ben mesela gazetecilik bölümü gazetecilikten mezun olduğum içindir ki bunu söylüyorum. Hı. Şimdi haber şu. Şenol Kazancı atandığında Kartal İmam Hatip mezunu atandı dediler. Şimdi de bakın hani biz okullara düşmanlık etmiyoruz biz asla şeyle sorunumuz yok. Kişilerin CV'leriyle, geçmişleriyle sorunumuz yok diyor ya bu zihniyet. Hemen geliyor. Bu defa Serdar Karagöz atandığında da yine başlık şu. Yine Anadolu Ajansı Genel Müdürü, yine Kartal İmam Hatip'ten. Bir günde de AA'nın yeni müdürü Kartal İHL'den. Şöyle bir baktım Serdar Karagöz ne yapmış, nerede eğitim almış diye. Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimleri lisans eğitimi almış. Hemen peşinde aynı üniversitede burada yazmıyor altta ama insan hakları bölümünde yine eğitim almış. Bakın insan hakları bölümünde bunların şu an sızlanıp durduğu bölüm var ya o bölümde eğitim almış. Bu da yetmemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde New School'da New School Üniversitesi'nde medya students yani medya öğrencisi ya da işte gazetecilik bölümü diye özetleyelim. Orada da yüksek lisans yapmış. Yine Birleşmiş Milletler'de Parlamento Birleşmiş Milletler'de muhabirlik yapmış. Sabah gazetesinin oradaki temsilcisi olmuş. Gelmiş burada Daily Sabah isimli, Daily Sabah News isimli İngilizce yayın yapan gazeteyi çıkartmış. Böyle devam ediyor CV aşağı doğru. Yok, o Kartal İmam Hatip'ten Ama ne? Kartal İmam Hatip. Kartal İmam Hatip'ten sonra gitmiş baba dükkanında çalışmış. Şimdi AK Parti iktidarında gelmiş hemen Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğü koltuğuna veya yönetim kurulu üyeliğine oturmuş gibi bir görüntü. Şimdi şey mi var. şu Kandil'den mezun olmuş ya da işte DHKPC okulundan bilmem ne olmuş der gibi bir hava estiriyorlar. Kartal İmam Hatip bu ülkenin meşru ilk öğretim seviyesindeki hatta orta öğrenim seviyesi diyelim eski ismiyle orta öğrenim seviyesindeki bir okulu Ondan sonrasında üç tane üniversiteden diploma almış. Biri de Amerika'da o tapındıkları, gıptayla baktıkları Amerika'da ama önemli e, değil. Ne güzel ki işte onların hepsinden daha değerli demek ki. Kartal İmam Hatip'ten, ah, o, biri İmam evet. hatipten mezun olmak. Onun için onu başlığa çıkartıyorlar. Bilgi Üniversitesi'nden mezun olmayı pek e, önemli bir şey değil gibi algılıyorlar. Veyahut da diğer eski e, genel müdürü için, kazancı için sayın, onun için de İstanbul Hukuk Fakültesi fakültesinden mezunu tepelere çıkartmıyorlar. Onlar aşağıda kalıyor. İmam Hatip'ten mezun oldukları ön plana çıktığına göre demek ki İmam Hatipliliğin bir artı farkı var. Şimdi ana gündeme geçmeden önce, reklama gitmeden önce şunu da e, tamamlayalım da öyle gidelim. Güvenlik soruşturması meclisten geçti. Geçen hafta e, muhafazakarım, milliyetçiyim diyen iyi Partililerin Gözlerinin önünde HDP ve CHP'lilerin de alkışları hey sloganları eşliğinde bu ülkenin yargısına, emniyetine, milli istihbaratına, kamu kurumlarına sızmalara engel olacak kişi memuriyete alınmadan önce gel bakayım bir bakalım senin özgeçmişinde FETÖ'yle bir bağ var mı? Bir ilişkin var mı? Şeklindeki güvenlik soruşturması meclisten geçmesi CHP'li meclis başkan vekilinin de marifetiyle o Belli ki orada da plan yapmayı çok iyi biliyorlar. Bir e, operasyonla bypass edilmişti. Meclis başkanı devreye girmiş, kamera görüntülerini yeniden incelenmişti. Ve kamera görüntüleri neticesinde oylama yeniden meclise geri dönmüştü. O güvenlik soruşturması yasası geçti. Öğretmenleri de kapsayacak şekilde geçti. Ki öğretmenleri de kapsaması çok da elzem bir durum olduğu belirtildi. Evet, sıhhi akrabalar işte kayınvalideydi, kayınpeder de onları çıkartmışlar ki mecliste bakın tartışılıyor ve sonuçta da illa da illa bizim hazırladığımız kanun teklifi virgülüne dokunulmadan buradan meclisten geçecek şeklinde bir dayatma da yapılmıyor. Evet, bu suistimali açık bir konu. Dolayısıyla bunu buradan çıkartalım denilebiliniyor. Veyahut da bir teklif geldiği zaman evet öğretmenlik mesleği de çok önemli. Dolayısıyla FETÖ'ydü, PKK'ydı bu örgütlerin de öğretmenler üzerinden öğrencilere bir etki e, faaliyetleri olabiliyor. Operasyonları olabiliyor. Öğretmenleri katalım deniliyor ve meclisteki çalışmalar sırasında da eklenebiliyor. Dolayısıyla o e, hava estirdiler. Vay efendim reddedildi kanun. Allah muhalefet iktidara geldi sanki. İktidar da çoğunluğunu artık TBMM'de kaybetti. E tamam devamında maddeler görüşüldü. Saatlerce, saatlerce görüşüldü. Salı günü başlandı. Dün itibariyle çarşamba günü akşam yiyin geç saatlerde kanun teklifi kabul edildi. Ama o maddenin geçmemesi lazımdı. O madde neyi içeriyordu? FETÖ'nün, terör örgütlerinin önünü kesiyordu kanunun tümüne karşı çıkıyorlar. Öyle karşı çıkıyorlar ki yani İyi Parti Allah korusun iktidara gelecek olsa bu kanunu çok daha şiddet şekilde çıkartacak kafa yapısına sahip adamlardan oluşuyor o iyi parti. Ama gelin görün ki burada sırf muhalefet etmek için, sırf gıcıklık olsun diye Tayyip Erdoğan'a bir çelme takabilir miyiz acaba? Bir aciz duruma düşürebilir miyiz acaba bu kanun teklifine red oyu vererek HDP ile yan yana saf tutuyorlar. Ama sorun şu Ali Bey işte. Bunlar onu yapıyorlar. Şunu düşünmüyorlar. Ya biz bu kanunu bypass ettik, bir yıl sonra gelecek. Eğer prosedür standart, orada bir katakulli çevrilmeseydi, bir yıl sonra gelecek aynı kanun. Bir yıl boyunca bu ülkenin kamu kurumlarına kaç tane fetö iltisaklı kişi sızacak? Bunu düşünmüyorlar mı? Bakın, Çin elçisiyle bir sorun yaşadılar, değil mi? Hepimiz karşı çıktık. Hükümet ne yaptı? Kalktı hemen dedi ki Çin elçisi, elçisini büyük elçiliğe çağırdı. Şunu diyebilirdi kılçıklık olsun diye onların şeyiyle gıcıklık olsun diye Aman boş ver ya Mansur Yavaş'a ıı, yüklenmiş. Meral Akşener'e yüklenmiş. Bize ne diyebilir? Bunlar öyle diyecek demek ki. Bunlar öyle diyor şu an. Hiç şüpheniz olmasın. Yani bunlar iktidara gelecek olurlarsa bizi ne ilgilendirir? AK Parti bizi ne ilgilendirir? Muhafazakar isimler denilir. Dolayısıyla bu kanunun geçmesinde sonuç itibariyle o başlangıçta oynanan oyun eğer gerçekten muhalefet, gerçekten de bir iddiada da bulundular. Dediler ki aslında AK Parti MHP içinden bazı milletvekilleri de bu kanunun geçmesini istemiyorlar. Onlar da adalet duygusuyla hareket ediyorlar dediler. Bir kısmı da şunu söyledi, İşte FETÖ'ye destek vermek için aslında kanunu geçirmek istemiyordular. Onun için mecliste çoğunlukları yoktu. Buyurun, dört gün sonra... Geçti. O kanun geçti. Şimdi utanacaklar mı? Utanmazlar. Kaldıkları yerden yalanlara, iftiralara devam edecekler. Evet. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan döndükten sonra e, 103.5 ya da 104 general mevzusunu konuşmaya başlayacağız. Evet geri geldik. Aydınlığın manşetini verelim arkadaşlar ekrana, onunla giriş yapmış olalım. Hani e, şu bildiride diyorlar ya, irtica ifadesi çıkarıldı, ondan sonra işte bir e, general e, gitti, namaz kıldı, şu oldu, bu oldu falan diyorlar ya. E... İrticayı özellikle çıkartılmasına dokunmuyorlar. Aslında ben de dün eleştirecektim onu. Eğer sizin gerçekten niyetiniz oysa, yani gerçekten amiraller olarak bu ülkede deniz kuvvetlerinde vazife yapmış, yıllarca da o maddeyi uygulamış kişiler olarak oradan rahatsızınız yani yönetmelikten harp okullarına alınacak öğrenciler için irticai eğilimleri olmaması noktasındaki evvelki düzenleme kaldırıldığından şikayetçiyseniz onu açık açık söyleyin. Söylememişler onu. Büyük ihtimalle ya burada halk bir bütünlük içerisinde böyle soyut kavramlar gerekçe gösterilip subayların önünün engellenmesini kabul etmiyor diye düşünmüş olmalı ki amiraller o topa hiç girmediler hangi topa girdiler bir amiralin onun da ismini de vermiyorlar tam tamam. tanımlama da yapıyorlar namaz namaz kısmına namaz gidiyorlar. kılma. ama şöyle bir bütünle baktığımızda hedefin ee sanki silahlı kuvvetlerde bir irticai girişim varmış, yeni bir yine FETÖ'nün önüne açılıyormuş gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Şimdi aydınlıkta da bir manşet var. Diyor ki işte irticayla mücadele diyor. Hani sizin biz diyoruz ya siz işte rakı içmeyi irticayla mücadele zannettiniz. FETÖ'cülerle oturup rakı içtiniz. Rakı içmeyenin de FETÖ'cü olduğunu düşündünüz. İrticacı olduğunu düşündünüz. Onları attınız. İrticacılar kaldı tırnak içerisinde. Diyor ki aydınlıkta işte irticayla sizin yok dediğiniz, mücadele edilmiyor dediğiniz irticayla mücadele dün 144 tane FETÖ'cüye ağır hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet bir kısmına, bir kısmına müebbet hapis cezası verildi. İşte irticayla mücadele bu diyor tam olarak. Evet, ben biraz değişik açıdan bakıyorum çünkü Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde bile irtica dediğiniz sizin lehçenizde bu mu diyerekten daha Mehmet Akif döneminde bile dindar insanlar irtica suçlanmışlar. İrtica da zaten kelime olarak ruju gelir. Tamam, gelir. Biz de diyoruz ki irtica ile irtica bunların teri, gerçek teriminde eğer hani farklı kavramlar olarak adlandırılabilir. Eğer irtica ile mücadele silahlı kuvvetlerin bir sapık zihniyet tarafından ele geçirilmesi ise eğer sizin iddianız buydu. Bizim Müslümanlarla işimiz yok diyordunuz. Sorunumuz yok. Evet. Biz de elhamdülillah benim dedem de hacı diyordunuz. İşte irtica ile mücadele bu diyor. Evet. Yani girif bir konuştu tabii. Değişik pencerelerden baktığınız zaman değişik sonuçlara varabilirsiniz. Onlar zaten irticayla suçlama yaparken dindar muhafazakar insanları bunlar göbeklerinden dışarıya bağlıdırlar diyorlardı. Biz muhafazakarlığı kabul ediyorduk ama dışarıya bağlılığı kabul etmiyorduk, reddediyorduk. Biz muhafazakarız, biz inançlı insanlarız. Biz Hazreti Peygamber'in önerdiği hayat tarzına canımızı veririz. Ama efendim Arap'ın kölesi vesaire vesaire şeklinde söylemler geliştirildiği zaman bizim için biz o Hazreti Peygamber'in şu sözünü biliyoruz. Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla biz Herhangi bir şekilde İslam dininde ırkçılık olmadığını, Arap ırkının öncelenmediğini kabul ediyoruz, inanıyoruz ve bu şekilde yolumuzu alıyoruz. Şimdi esas sorun aslında muhafazakarlık falan değil. Türkiye açısından da, başka devletler açısından da onların bakmaları gereken aslında her devletin insanlar, gruplar acaba dış devletlere göbeklerinden bağlı mı değil mi? Oradan gelen emirlerle mi iş yapıyorlar? Yoksa sadece kendi inançlarını yaşamak mı istiyorlar? Bizim iddiamız Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da ta 1920'li yıllarda rahatsız olup sizin irtica dediğiniz bu mu diyerekten tanımladığı o hayat tarzında ben hiçbir şekilde Arabistan'dan, şuradan, buradan, İran'dan, vesaire vesaire dış ülkelerden, Amerika'dan herhangi bir emir almayı kabul edemem, reddederim. Şimdi, Aydınlık diyor ki, işte irtica ile mücadele dediği zaman bilinç altında, sanki FETÖ'nün gerçekten dindar bir grup ve gerçekten dindar bir grup da Amerika'dan CIA'den emir alarak bir işler yapabilirmiş gibi bilinçaltına da bir zehir zerk ediyor. Şırıngayla sokuyor bunu. O noktada benim bir eleştirim var. Onun dışında şunu diyorum. Eğer gerçekten ya bizim de siz söylediniz benim de babam hacı namaz kılıyor vesaire diye söyleyerek irticayı engel olarak görüyorlardı. Hem devlette memuriyette hem de subaylıkta engel olarak görüyorlardı. Eğer onu söyleyenler benim babam hacı, benim annemin başında örtü var ama biz irticaya geçit vermeyiz diye gerçekten samimi olarak bu düşüncede olan subaylar veya bürokratlar varsa onlara işte somut bir örnek. Onların rahatsız oldukları kendi babaları değil ise gerçekten babasının hacca gitmesine kendisi de gönülden katılıyorsa annesinin başörtülü olmasına gerçekten gönülden katılıyorsa annem gerçekten inandığı gibi yaşamalıdır diyorsa ama annem CIA'den emir alıp bir halt yerse işte benim karşı çıkacağım şey CIA'den emir alıp Türkiye içerisinde bir organizasyon üretmektir diyorsa işte FETÖ dindar gibi görünüp CIA'den emir alıp Türkiye'de hükümeti devirmeye kalkıştı. İşte AK Parti iktidarı da bakın o FETÖ'cülere dindar görünümlü FETÖ'cülere aslında CIA'den emir alan bu kişilere nasıl ceza verdirdiğini görmüş oluyoruz. O zemini hazırladı. Oradaki emniyet bunları yakaladı. Suçlarını ortaya çıkarttı iddianameleri hazırlandı. Şimdi mahkemelerde baktılar dosyalarına. Bizim dosyadaki gibi savunmaların hepsini elinin tersiyle iterek değil. Bakın hemen hemen ne olmuş? 2016'da darbe oldu. Geldik Tam 5. yılına gelmiş oluyoruz. Hala yargılanıyorlar demek ki. E, ve istinafa daha yeni gidecek ya. dosya. Öyle Beş dosya yıl. şeyde olmamış. Bir günden iki güne bitirir. Eylül'e atılıp da Haziran'da e, da... Pandemi dönemindeyiz. Ya avukatlara bilgi vermeye gerek yok. Ya darbenin neyini savunacaksın ki sen yani şimdi? Gelsen ne savunması yapacaksın gibi bir bakış açısıyla duruşmalar kaçırılmış falan değil. Gayet. Net, adil bir yargılama yapıldı. Ali Bey ben bunda Sivri'deki duruşmalara gittim. En az 6 ya da 7 tanesine gittim. Hala da gitmeye devam ediyorum böyle ara sıra. Ben gittiğimde şunu görüyorum. Mahkeme başkanları, cumhuriyet savcıları, müdahil avukatlar, mağdur avukatları baskı altında. Koloni halinde geliyorlar en ince ayrıntısına kadar adam 140 sayfa savunma okuyacağım diyor. 140 sayfa. Kimse demiyor ki özetini oku ya da ver dosyaya koyalım bir sonra bakarız. 140 sayfayı okuyor orada oturuyor. Bu yani bundan daha adil. Siz deseniz ki ben duruşmamda 140 sayfa savunma okuyacağım ya da şu iştahatları koydum bir bakalım. Koy koy bakarız ya sonra. Dün dün avukat Ali Paççı duruşmaya katıldı. Kendisi söylüyor bizimle birlikte yargılanan diğer ki tamam ya var burada hepsi diye hakim. Neyse özel şeylere girmeyelim ama maalesef yaşanan Hayır pozitif Türkiye'de, ayrımcılığı söylüyorum. E, Darbeciye öyle, öyle, hak, hak ayrımcılığı. Da bunlar yargılamaların kendi içinde tolere edilebilecek şeyler. Gerçekten ben de hakim olsam şunu isterim. Ya yazılı olarak duruşmadan önce verin ben duruşmadan önce okuyayım ama duruşma saatinde burada mahkemeyi çok fazla çok önemli olduğunu gördüğünüz şeyleri tekrarlayın. Onun dışındakileri eğer ben okumuyorsam Yarın hakkın huzurunda ben vebal altında kalırım. Ama siz illa burada duruşmada ben her şeyi anlatacağım derseniz zaten duruşmada anlatacağınız her şeyi ben zaten şu an algılayabilecek pozisyonda da olmayabilirim. Ama siz dilekçeyle yazarsanız ben onları not alır hepsini incelerim. Şimdi buradaki irtica ile ilgili ifadede gerçekten bizim de karşı çıktığımız eğer devletin yetkilileri de, eski layıkçiler de, irticadan kasıtları muhafazakarlık değil, dindarlık değil. Bazı dindar kişilerin, dindar da olabilir, ateist de olabilir. Bunların dış ülkelerle bağlantılı hareket etmeleri ise biz de ona karşıyız. CIA'den emir alarak Türkiye'de iş yapamasın kardeşim. Yapmam ben. Ama maalesef o FETÖ'cüler gittiler CIA'den 50 bin dolar aldıklarını kendi ağızlarıyla deklare ettiler. O 50 bin dolar alan Amerika'ya sığınan emniyet müdürlerini de maalesef ki maalesef bu ülkede bu olay ortaya çıktıktan sonra bile CHP'liler savundu. Yani 2013 öncesinde bunların Amerika'dan para aldığı, mara aldığına dair sadece şüpheler vardı. 2013'ten sonra 2014'te, 2015'te para aldıkları, desteklendikleri, eğitildikleri ortaya çıktıktan sonra maalesef ki maalesef o irtica adı altında dindarları tahakküm altına almak isteyen CHP'liler bunlara sahip çıktı. Dolayısıyla Biz, da sizi bize... evet, Siz evet, Biz sizi dindar zannediyorduk değilmişsiniz aslında. Siz CIA'nin adamlarıymışsınız. iyi geçin. Biz sizi hoca zannediyorduk. Karşı çıktık. Şimdi CIA'nin emrinde kişiler olduğunu öğrendik. Şimdi destekliyoruz diye klişe bir tabir var. Gerçekten de maalesef onu yapıyorlar. Hoca zannetmişler. 2013'e kadar karşı çıktılar. Ama hoca olmadığını CIA'den emir alan Amerika'nın kuklası olduğunu öğrenince CHP'liler ölümüne FETÖ'ye sahip çıkmaya başladılar. Onun için Zaman Gazetesi'nin önüne gitti Oktay Ekşi. Onun için Mahmut Tanal gitti Bankasya'da ben hesap açıyorum. Bugüne kadar hesabım yoktu Bankasya'da. Ama şimdi Bankasya'ya böyle olduğunuzu anlayınca gelip anlayınca hesap, geldik, hesap açıyoruz. Dediler. <laughs> Samanyolu haberi el konulduğunda bugün gazetesine Akın İpek'in, FETÖ'cü Akın İpek'in annesi o tarihte açıklama yapmıştı. Bana da telefon açtı. Dedi ki ya benim oğlum üç günlüğüne gitti oraya. Siz haksızlık ediyorsunuz. Vicdansızlık yapıyorsunuz. Üç günlüğüne gitti İngiltere'ye. Orada toplantıları var. O toplantılarına katılıp geri dönecek. Niye iftira ediyorsunuz ki insanlara dedi. E Peki süreç içerisinde görelim dedim. Döndüğünde de özür dileriz ama 2015'te gitti Akın İpek. Şu an Dönür 6 mi? yıl oldu. Dönmedi, dönemedi ve orada hala Türk toplumunu zehirlemek için devam ediyor çalışmalarına. Dolayısıyla bu çerçevede... O melek anne o masum yüzüyle burada bir kayyım yedi. Yani o ipek yani bu, Kendisini bu de bir kenarda kaybetti. tutmaya da çalışalım. Yaşlı bir insan, bir hanfendi. Eyvallah. Ama oğlunu savunmak istediği noktada, evet anne oğul arasındaki bir savunmayı da tolere edebiliriz. Ama ülkede bu kadar hainliğe imza atmış o fetöcülere sahip çıkan akın İpek'e bugün bilmiyorum. Yakın tarihte görüşmedim. Bugün eğer diyorsa ki benim oğlum tertemizdir, melek gibidir, benim ismim gibidir diyorsa yazıklar olsun derim. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün konuştu. İkiye ayırdık. iki bölümü ayırdık. Bir bölümü Akit'in manşetinde var. Onu ayrıca konuşalım. İki bölümü ayırdığımız o ilk bölümünde darbecilerin sözcüsü Kılıçdaroğlu diyor. Ee, darbecinin muazzafı emeklisi olmaz darbe yapmaya kalkarlarsa, denerlerse bu işin önünü alırız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Millet müsaade etmez, biz hiç etmeyiz diyor. Kanal İstanbul'la ilgili bölümünü ayırdım. Darbe bildirisinde yayında dalbe bildirisi yayınlayan 104 amiralin merkezinde CHP olduğunu söylüyor. Oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zat diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesini tevdi edildiği anlaşılıyor diyor. Evvelki darbelerde nasıl gerekçe getiriliyordu? İç Hizmet Kanunu bize görev vermiş. Onun için biz 12 Eylül'de yönetime el koyduk. 27 Mayıs'ta anayasadan aldığımız hakla, yetkiyle, kanundaki yetkimizle biz yönetime el koyduk diyordu o subaylar, darbeci subaylar. Şimdi son 104 amiral bildirisinde de Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Şimdi kuvvet komutanları gibi mecazi anlamda söylüyorum tabii kimse saygısızlık anlamında Türk Silahlı Kuvvetlerine veya kuvvet komutanlarına saygısızlık yapıyorum gibi algılamasınlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun komutanlığı eşliğinde işte Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu da darbeyi meşrulaştıracak şekilde amirallerin bildirisinin haklı bir bildiri olacağını, olduğunu ima edecek şekilde en azından ya o bildiriyi tartışmayalım, onu kapatalım, biz mutfaktaki tartışmaya bir bakalım diyerekten algı üretiyorlar, algı operasyonu yapıyorlar. Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması var. Meral Akşener'in açıklaması var. Meral Akşener darbecilik, devşirme vesaire vesaire açıklamaları eşliğinde. Yine de en somut aslında o karşı çıkıyor. Bakmayın kendi partisinin içindeki o darbe destekçilerine ses etmiyor ama yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha net şey yapıyor. Yani burada işte onun için zaten Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bu darbenin komutanı ondan sonrasını söylemiyor tabii. Sonuç itibariyle belki siyasi nezaket gereği İyi Parti Genel Başkanı için bir şey söz sarf etmiyor. Ama ben şimdi gazetelere baktığım zaman eğer Temel Karamollaoğlu kalkıp da bildiriyi geç mutfaktaki yangına bak. Ya bildiriyi geçersen ben, bildiriyi imzalayan adamlar eğer iktidara gelirse, yönetime el koyarsa mutfağa sen unut, unut, unut. Yani patatesin 6 lira, 5 lira olmasını falan unut. 2 yıl önceydi patatesin 5 liralık, 6 liralık fiyatı. Şimdi 1 lira, buçuk lira. Evvelsi gün Fethi Gürer, CHP milletvekili mecliste konuşma yapıyor. Diyor ki patates şu an tarlada 40 kuruş çiftçi vermeye çalışıyor. Satamıyor. 40 kuruş diyor. 6 lira nerede? 40 kuruş nerede? Hadi marketin karını falan da koyalım. 40 kuruşu işte diyelim ki 80 kuruşu alsalar 80 kuruşluk bir patatesi de İstanbul'un marketinde 1.25'e 1.5'a satsınlar. Bu bile sonuçta 2018'deki o operasyonun çok net olarak fotoğrafını bize veriyor. Ama ben Temel Karamollaoğlu'na şunu belki sormak isterim. Ya 104 tane amiral imza atıyor buraya. Eğer sen gerçekten bu bildirinin darbe olmadığını gerçekten haklı gerekçelerle yapıldığını iddia ediyorsan, bakın bunların hepsi emekli amiral. Bu emekli amirallerin bir kumpasla bir loja mason vesaire vesaire ilişkileri içerisinde efendim işte yurt dışındaki bazı sivil toplum kuruluşu adı altında çalışan o planlamalar çerçevesinde hareket etmediklerini iddia ediyorsan veya sanıyorsan şöyle bir bak bakalım o 104 amiralden tanıdığın birisi var mı senin partinin kapısının önünden geçen bir tane Allah'ın kulu var mı Adamlar kadrolaşmışlar. Öyle dört kişi, beş kişi falan değil. Konuşuluyor, tartışılıyor. Efendim dört kişi CHP'li falan filan. Ne dördü? Kaç dört? Kaç dört? Ahmet Hakan bugün Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesindeki e, manşetinden dolayı özür dilemiş. Ya kardeşinin şu yunu bu yunu karıştırma. O zaman yiğitseniz, cesursanız muhafazakar insanlarla ilgili olarak yaptığınız hürriyetin internet sitesi, gazetesi de demiyorum. İnternet sitesinde açalım bakalım muhafazakar insanlarla ilgili kardeşler üzerinden, eşler üzerinden, abiler üzerinden, anne baba üzerinden yaptığınız haberleri de anında kaldırabilecek misiniz? Özür dileyecek misiniz Ahmet Hakan? Yok onlardan özür dilemek yok. Muhafazakar mı? Vur kafasına balyozda. Büyük kulüp üyeleri mi? Orada lokma büyük olmaz. Hemen anında tornistan yapacaksın. Temel Karamollaoğlu cevap versin. 104 tane amiral. Saadet Partisi'nin Türkiye genelinde yüzde buçuk oyu var. Yüzde üç oyu var. Bir tarihte yüzde bir Refah Partisi oy aldı. AK Parti'yi kenara bırakalım. %52 Tayyip Erdoğan oy aldı. İki amiralden bir tanesinin aslında AK Parti gönüllüsü olması lazım. Oy vereni olması lazım. Türkiye genelinde bir amiralliğe de bir karşılık var ise. Ama bakıyorsunuz 104 amiralin işte şu kadar CHP kafasından, şu kadar İyi Parti kafasından, şu kadar bilmem kısmen HDP kafasından e kadrolaşmaya bakın. Kadrolaşmaya bakın. Adamlar ne kadar muhafazakar insan dışında kişi varsa almışlar. Amiral rütbesine çıkartmışlar eski dönemde. Şimdi onun üzerinden de bildirilerle çalışmalarına devam ediyorlar. Bunları savunmakta 28 Şubat'ta partisi kapatılan Temel Karamollaoğlu'na düşüyor. Hürriyet. Evet. Sosyetik fişleme. Geçmiş dönemlerden sağ olsun Zekeriya. Hemen attı bir tanesini. Askerden istihbarat talimatı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kaymakamlıklara bir yazı yollayıp AB ve ABD yanlısı kişiler ve yüksek sosyete hakkında istihbarat topladı. Bakın bizimle ilgili de değil. Şimdi AB ve ABD yanlısı kitle akit okumuyor. Hürriyet okuyor. İşte diğer gazeteleri okuyor. Bir fişleme. Mesela bununla ilgili bir şey var mı? Hürriyetten bugün bir özür var mı? Ya kusura bakmayın. Sizin fişlenmenizle alakalı haberi biz böyle sosyetik fişleme diye de servis etmişiz. Bununla alakalı da hem bunu internet sitemizden kaldırıyoruz, gazetemizden de özür diliyoruz bununla alakalı. Yok. Hadi bir de bize ilişkin söyleyelim. Namaz, okul damında namaz. Posta gazetesi hatırlarsınız o zaman Vatan Gazetesi, Posta Gazetesi'nde Aydın Doğan'ın gazetesinde haber yapılmıştı. E şimdiki hürriyet yönetimi o dönemde de hürriyet yönetimiydi. Ertuğrul Özkök o dönem posta şeyde değildi. Ee, sabah grubunda değildi. Yine hürriyet grubundaydı. Yani şimdi dönüp Ahmet Hakan yine hakeza öyle. Şunlarla ilgili bir şey yapıyorlar mı? Öz eleştiri Bugünden yapıyorlar mı? Bugünden de örnek verebiliriz canım. Yani şimdi şu vakıftaki bir kişinin hareketinden dolayı kalkıp da sen binlerce, on binlerce bağışçısı olan bir vakfa kalkıp ismini vererek defalarca İstanbul'daki şubenin Kırıkkale'deki bir vakfın şubesiyle ne alakası var ki sen sanki vakıf merkezinden organize edilen bir suç varmış gibi öyle bir algı oluşturarak binlerce seveni olan, yüzlerce ev ve kursu olan, yurdu olan bir vakfı suçlamadınız mı? Hürriyetin internet sitesinde, gazetesinde Onlarca defa mahkum etmeye kalkışmadınız mı o vakfı? Dediniz mi ki ya burada suçlar ve cezalar bireyseldir. Bu adamın suçu ile ilgili, cezası ile ilgili herhangi bir şekilde vakfın onayı söz konusu değil. Dediniz mi? Demediniz. Ama şimdi hemen üç tane amiral yakını size tehditte bulundu ve Hürriyet'in internet sitesinden o haberi kaldırdınız bir de özür diliyorsunuz. Aynen nasıl? Aynen Habertürk'te de 2009 yılında F tipi Kayseri'deki F Kayseri'de ilk defa gerçekten diyor. Türk medyasında Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili belki de çok böyle ayrıntılı olmasa bile çok somut burada bir halt var dedirtecek beni de endişeye sevk edecek ya kardeşim bir komutanın şifresiyle sen girip bilgisayara oraya kardeşim şu 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 kahvelere gidemezsiniz, camiye gidemezsiniz diye bir genelge yayınlamayı bir alt seviyedeki subay nasıl cesaret edebilir? Bu yapılmıştı o Kayseri'deki. Bir enselendiler. Ve o... ama... F tipi. Tabii. Operasyon diyerekten Habertürk Sabahleyin gazetesi çıktı. Öğleden sonra Fatih Altaylı'nın yönetimindeki Habertürk internet sitesi biz işte daha yeni çıkmıştı Habertürk'te bir yıllık bir yayın hayatı ya vardı ya yoktu. Biz işte tam böyle operasyon gazeteciliğine karşı çıkak, çıkmak için yayın hayatına girdik. Maalesef böyle bir haberle Fethullah hocamıza tırnak içinde ben demiyorum. Onlar o tarihte diyorlar. Fethullah Hocaya haksızlık yapan bir manşetle çıktık. Özür dileriz diye internet sitesine yazıyorlar. Haberi de kaldırdılar. Şimdi aynısı. O haberi kaldırdılar, kaldırdılar da. Tabi, o haberi anda, kaldırdılar anda. da. O gazeteyi de kapattılar da bir iki yıl sonra. Farklı nedenler denebilir nedenle. ama kapattılar da. Şimdi Ahmet Hakan da hemen özür diliyor. Ben de soruyorum. Benzer bir operasyona, benzer bir tehdide, benzer bir şantaja mı uğradın? Yarın öbürsü gün aynen... FETÖ'nün gerçek niyeti o 2009'dan sonraki süreçte ortaya çıktığı gibi acaba Ahmet Hakan'a özür dilettirenler de 2 sene 3 sene sonra gerçek yüzleri ortaya çıktığı zaman Ahmet Hakan gene etrafta böyle rahat rahat dolaşabilecek mi? Utanmayacak mı diye soruyorum. Ne yapmışsınız dediğiniz şey şu. Kardeşim, Türk toplumunda %52,5 oy alan bir Tayyip Erdoğan var yüzde 47 alan CHP'si, İyi Partisi, HDP'si bilmem neyi var. Şimdi bu emekli amirallerden eğer siz %50 bilemedin %40 hadi %30 olsun hadi %20 olsun %20 oranında bile eğer AK Parti'ye sıcak bakan isim yoksa burada bir anormallik var demez misiniz? Burada bir kadrolaşma var CHP kafasının bir kadrolaşması var deme hakkımız yok mu? Bunu ispat etmek yok. için de bu amirallerin eşleri çocukları kardeşleri niye CHP'ye üye olanlardan çıkıyor diye sor sorma hakkımız yok mu? Bunu haber yapmak, kişileri fişlemek midir? Ne yaptık biz yani? Kendileri yaptıkları kişileri fişlemiş mi oldular? Adamlar Kartal İmam Hatip'ten mezun diyor Anadolu Ajansı'na genel müdür olan. Evvelki de öyleydi, şimdiki de öyle. Onunla da yetinmiyor. Bunlar Bilal Erdoğan'ın da sınıf arkadaşı diye takdimde bulunuyor. Bilal Erdoğan'dan yıllar sonra mezun olan adamları bile sınıf arkadaşı gibi gösteriyor. Bunlar ekip diyor. Kartal, İmam Hatip, Türkiye'de 2000 tane, 2500 tane liseden bir tanesi ama kendilerine gelince ya emekli subaylar %90 oranında CHP kafasında. Ya burada bir yanlışlık yok mu kardeşim? Saadet Partisi niye demiyorsun ki? Ya Türkiye genelinde biz %3 oy alıyoruz. Ya bu 104 tane amiralden 3 tanesinin de bizim partimize oy verenlerden olması lazım. İstatistik bunu gösterir. Eğer dengeli bir dağılım varsa, eğer gerçekten dindar insanlara eski dönemde herhangi bir engel çıkartılmadıysa, iki tane, üç tane de amiralin bizim partimize oy verecek kafadan insanlar olması lazım diye düşünmesi lazım değil mi? Ama düşünmüyor. Bir de onlara sahip çıkıyor. E peki 28 Şubat'ta Refah Partisinin kim kapattı? Gerekirse silah bile kullanırız diye manşetlerini kim attırdı? O darbeciye generaller değil mi? Sonraki yıllarda da biz darbe marbe yapmadık diyenler kimlerdi? O tarihlerde Erbakan Hoca indirilmek istendiği zaman sen boşver darbeyi, muhtırayı, şunu bunu. Sen mutfaktaki yangından bahset diye itiraz edildiği zaman Erbakan Hoca isyan etmiyor muydu? Ama tüm bu tecrübeleri yaşayan Temel Karamoğluoğlu oyunun tuzağın tam dibine düşüyor. Aslında Sayın Bahçeli dünkü sözü bence çok şeydi zaten bu konuda. Hani millet iradesinin, bu ülkenin iradesinin patlıcan kadar kıymeti yok mu? Yani... Hani patlıcandan bahsediyorsunuz. Boş ver ya ne millet iradesi ne darbesiymiş kardeşim biz domatesi konuşacağız diyorsunuz. Bunun kadar kıymeti yok mu? Yani hani milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar şey yani şöyle düşünün. Kurtuluş Savaşı veriliyor. Ya boş verin, bırakın İngiliz mandasına girersek eğer buradaki domates 3 akçe değil 2 akçeye düşecek. Bu kafa bu kafa işte. Böyle Ayağımızda çarık dediğimde. yok ya ne ne savaşı ya biz de çarığımızı bulmaya çalışalım. Düşünelim. Boşverin bu şimdi savaşı o ülkeyi kurtarmayı falan boşverin demeye benziyor. Devlet Bahçeli'nin sözleri tabii çok net çok dört dörtlük tespitler. Ama o mutfak edebiyatının da ben büyük bir abartma büyük bir yalan olduğu kanaatindeyim. Sonuç itibariyle Sözcü gazetesi aktüel olduğu için onu söyleyeyim. Sözcü gazetesinde mesela mutfak yangını, çünkü darbeci, bildiricileri Onu savunacaklar ya, tabii. avukatlık yapacaklar ya, tam da Temel Karamollaoğlu'nun da çaktırmadan gündeme getirdiği, <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sen mutfağa bak, mutfağa diye söylem geliştirdiği konuda şu pazar noktasını biraz daha gösterecek şekilde daha verirsek, aşağıdım. geçen hafta salatalık 7 liraydı, şimdi 9 lira. Tamam mı? 7 lira, 9 liraya çıkmış salatalık. Ve ahlaksızlar. Salatalık bu ülkede 2018 yılında da 12 liraydı ya. 12 liraydı salatalık ya. Biz bu programda konuştuk, tartıştık. 12 liraya salatalık olur mu diye ya. Bu mevsimde. He, o mevsimi de Onu ayrıca da söyleyelim söyleyelim. De. Onu da ayrıca söyleyelim. Yani kışın ortasında, ilkbaharın başında sen... Salatalık yiyeceğim diye dayatacaksın. Sonra da o salatalığı 3 liraya mı yemeye çalışacaksın? Affedersin. Devam edelim. Şu, Salatalık şu. 7 lira 9 lira. Ali Bey şunu da gösterelim de. Şimdi bir e, marketin, süpermarketin cep telefonu uygulaması. Arkadaşlar ekrana verebiliyor muyuz şu görüntüyü yaklaştırırsak? 4.95 Şu an 4.95 yani evet. istedikleri kadar da satın alınabilir. Bilmiyorum biraz daha netleştirebilir miyiz? Evet 4.95 şu an bir marketin, süpermarketin cep telefonu uygulamasında. Pazarda 4.95 de değildi. Pazarda 3.5 liradır bu. Evet 7 liradan 9 liraya çıktı diyor. Domates ne olmuş? 7-8 lira. Biz 15, 15 liraydı 15 domates. 15 lira. 2018 yılında 15 liraydı. Ben şimdi şunu mu söyleyeyim? O şişirilmiş, hormonlanmış. O tarihte ben öyle diyordum. Şişirilmiş fiyat bu. Gerçek fiyat değil diyordum. Birileri diyordu ki ya yalan söylüyorsun. AK Parti şakşakçılığı yapıyorsun. Peki 2 yıl geçti. 3 yıla giriyoruz. Şimdi 7-8 lira bu, bu fiyata alınır mı? E kardeşim 15 liraydı ya. 15 liraya bakarsan %50 ucuzlanmış o, o da, zaman. Bu da yalan ama. Yani dün 5 liraya aldım bu domatesi. Ben aldım ya. 5 liraya aldım. Yani bu hangi pazara gidiyor? Sosyete pazarı mı bilmiyorum. Kadıköy Neresi burası? İşte Beşiktaş Ürün falan. ürünler Şişli o kadar mi? ürünler o kadar güzel istiflenmiş ki şu patateslere bakın. Nasıl böyle askeri nizam çerçevesinde komple yalan. Komple algı operasyonu. Üç ekleyelim, beş ekleyelim. Bakın biz neyi konuşuyoruz farkında mısınız? Türkiye'nin önünde bir darbe belasını konuşuyoruz. Avrupa'nın üzerimizde oynadığı oyunları konuşuyoruz. Nükleer düşünün. Geçen gün temeli atıldı. Ankara ve İzmir'i tek bir nükleer santralin Ankara ve İzmir'in bütün yıllık enerji ihtiyacını gidereceğini bunu konuşuyoruz. Bir taraftan da şununla uğraşıyoruz. Yani bir taraftan kuantum bilgisayarına cevap vermeye çalışıyoruz, diğer taraftan abaküs zekasıyla uğraşıyoruz. Akdeniz'de yani. milyarlarca dolarlık doğal gaz zenginliklerinden biz payımızı almanın peşinde koşarken bunlar bu edebiyatla ben soruyorum şimdi sözcünün arşivinden çıkartıp bakılabilir. Salatalık 12 liraya çıkmış mıydı, çıkmamıştı mıydı? Salatalık 12 lira olduğu zaman Sözcü gazetesi bu fiyat hormonlanmış fiyat dedi mi, demedi mi? Demedi. Bu gerçek fiyatı dedi. Peki 7 lira, 9 lira olduğunda niçin demiyor ki ya salatalık fiyatları ucuzlamış ya, iyi ya. İki sene önce sen bu fiyata çıktı, bitti artık iktidar gitmeli dedin. Şimdi iki yıl sonra salatalık 9 lira diyerekten yine bir başka algı yapıyorsun. Sen de gösteriyorsun ki 9 lira da değil, 7 lira da değil, 5 liraya da salatalık var. Bunlar da ayrıntı. Halde biz satış. De, evet biz de onları... Halde satış. Üzerine sözcünün firari patronu istemediği kadar İstanbul halinden <laughs> satın alıp... ...üzerine 2,5 lirada kar koyup satabilir hala ulaşmıyor. 2,5 lira kar koysa sözcüğünün patronu evet. yine ulaşmıyor dedikleri fiyata. İBB'nin sitesiymiş. Arkadaşlar şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hallerden sorumlu olduğu için evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bugün halde satılan Ürünün satış fiyatını getirmiş koymuşlar. 2,5 lirada kar koysunlar üstüne. Evet. O şekilde satsınlar. Yani burada bir oyun var. Evet, <laughs> Türk halkının ekonomik durumu çok çok iyi, dört dörtlük. Herkes refah içerisinde iddiasında değil. Evet. Ama gösterdikleri tablodaki ahlaksızlığı biz Bu verelim. Bu da değil. Şimdi bakın, ee, mükemmel durumda değiliz. Stabil, bütün fiyatlar kışın, yazın neyse kışında o fiyata satılıyor değiliz. Evet. Sorunlar var, sıkıntılar var. Avrupa'nın en büyük tarım üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük unlu mamül üreticisiyiz. Ürettiğimizden fazlasını sattığımız için dışarıdan da ithal ediyoruz. Bu ithal edileni de peşinde koşup bizim çiftçimizden almıyorlar onu. Bizimkinden de alıyor, bizde yetmiyor. Düşün Avrupa'nın en büyüğüyüz bu hususta. O Hollanda'yı övüyorlar diye. Tarım üretiminde Hollanda'yı ikiye katlamış durumdayız. Tarım üretiminde satışında ikiye katlamış durumdayız. Ama gelin görün Tamam evet böyleyiz ama ufak sıkıntılar yok mu var global sıkıntılardan kaynaklı yağ fiyatını burada izah ettik işte ve el 500 dolara alınan tonu 500 dolara alınan şeyi 1400 dolara şimdi alıyorsunuz haliyle fiyatlarda sıkıntı var ama bunların gösterdiği şu sözcüde gösterilmek istenen tablo kadar da olumsuz bir şey yok yalan söylüyorlar ve darbeyi kapatmak için de o amirallerin bildirisini kapatmak için de maalesef ki maalesef Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Ali Babacanlar bile efendim mutfağa bakın mutfağa bakın diye yalan üzerine inşa ettikleri dindar bir cumhurbaşkanının ayağına çelme takmak için operasyonlara imza atıyorlar. Yalanlar burada işte. Net olarak söylüyorum. Öyle sadece kapalı alanlarda efendim işte kenarda köşede ya o kadar da enflasyon yok vesaire. De, somut konuşuyorum ben. Domates mi diyorsun kardeşim? Domates 2 sene önce 14 liraydı diyorum. Ve sözcü de manşet atmıştı. Sözcüde siz bana bir tane ikinci manşet gösterirseniz 14 liralık domates 6 liraya indi, 3 liraya indi diye bir manşet, ikinci manşet gösterirseniz ben de size derim ki şimdi 7 liraya çıktıysa gerçekten %40 zam gelmiş derim. Ya sen zaten... iki yıl önce vermişsin kararını. Demişsin ki domatesin girdi fiyatlarını dikkate aldığınız zaman 12 liraya 14 liraya satılması normaldir demişsin. E şimdi kalkıyorsun 7 lira 8 liradan şikayet ediyorsun. İBB'nin listesinde de 5 lira diye görünüyor o domates. Evet son 2 dakika kanalın temelini bu yaz atıyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. İşte bu kafanın karşı çıktığı şeylerden biri Kanal İstanbul. Ölümüne mücadele ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'ndan tutun da aklına hayale gelmeyecek her türlü kişi müdahale ediyor. Bakın o kanala karşı çıkıyorlar son iki dakika olduğu için şunu da verelim ekrana karşı çıktıkları yok şu kulesini müze yapacağız heykel olacak şu olacak bu olacak durduracağız dedikleri kanal eee 3. havalimanının 1 31 Mart arasındaki uçuş işte, sekansları verilmiş. Uçuş, uçuş sayıları verilmiş. En gezicilerin abdaki abilerinin talimatı direktifiyle engel olmaya çalıştıkları İstanbul 3. Havalimanı 17407 uçuş yapılmış en yakını Paris'teki o Charles de Gaulle Havalimanı çok ünlüdür. 14 bin, Frankfurt 13 bin, Amsterdam 12 bin, Madrid 11 bin ki bunlar Avrupa'da en fazla bu tarihler arasında uçuş yapan havalimanları. Havalimanı. Bir de engel olmaya çalıştıkları havalimanına bakın. Şimdi de Kanal İstanbul'a bakın. İstanbul Havalimanı çalışıyor mu ya orası? Ya. Orası Maden falan yeriydi. Tabii. İki gün sonra orada uçaklar düşecekti. Ters düşecekti. Yere gömülecekti. İki senedir faaliyette İstanbul Havalimanı. Bir de rekor mu kırmış ya? Aa, hayret. İşte hayret. buradan da kanal İstanbul'a bağlı. Bilim adamları bunu söylüyordu. Ha. Bilim adamları. Bilim adamları şimdi onların bilim adamları 3. kanalı açarsanız şu fırtınalar olacak, bu seller gelecek, şu olacak, bu olacak, bilmem ne balıkları şurada kalmayacak diyor. Hatta kimse geçmeyecek. Niye geçsin ki adam burada bir kanal varken Montreux ile denetlenen Tabii. bedava. İşte o yüzden Montreux'u de korumaya çalışıyorlar. İşte Kanal İstanbul'un da yarın öbür gün tamamlanırsa ne olacağının açık kanıtı diyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah, Allah'a emanet olun. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah. Emin evimin katkılarıyla hazırlanan manşetlerin dili programı sona erdi.